Sevgili ikizler, günlük işler alanınızda bir yeni ay var. Bu hafta Aslan Burcu'nda bir yeni ay var. Fakat 25'i, 26'sı, 27'si biraz gergin. Sizin için de aynı şekilde. Venüs ile Jüpiter'in bir kare açısı var. Hemen pazartesi günü, salı günü yine aynı şekilde Merkür Mars'ın kare açısı var. Bunlar size sıkıntı verebilir ve Merkür'ün Uranüs ile kare açısı günlük işlerimizi komple aksatabilir. Kariyerle ilgili konular, iş alanları, bütün bunlarda çok aktifsiniz bu hafta. Yani tatilde olan bir ikizler yükselene de denk gelmiş olabilirim ama işten kafanızı alamıyor olabilirsiniz, biliyorum. Çok esnek olmanız gerekiyor. Görüşmeler konusunda, eğitim konusunda çok esnek, çok seçenekli, her türlü seçeneği değerlendiren pozisyonda olmanız gerekiyor. 28 Temmuz'da Aslan üzerindeki yeni ay 28 Temmuz akşam 20.55 sularında olacak ve Jüpiter'den tam destekli güzel bir yeni ay ve pozisyon anlamında sizin hem eğitim 3-9 aksını etkileyeceği için hem eğitim, yepyeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Hem yeni bir kariyer, belki yatay geçiş yapmak isteyeceksiniz. Bunun gibi pek çok konuda fırsatlar yakalama şansı veriyor. Ama bu fırsatları 1 Ağustos'tan sonra değerlendirmenizi öneriyorum. Eski bir eğitime de geri dönebilirsiniz. Yarım bıraktığınız okullara da geri dönebilirsiniz. Tam da gökyüzü bu konuyu gösteriyor. Yalnız 31 Temmuz'a dikkat edeceğiz. Merkür Satürn'le karşı karşıya, büyüklerin nasihatleri, büyüklerin eleştirileri, acı eleştirileri, sıkıntılı süreçleri olabilir. Daha çok dinleyici olun da otorite kişileri, yani bu babamız olabilir, öğretmenimiz olabilir, bir hekim de olabilir, doktorumuz, otorite her kimse konuştuğunuz konularda 31'inde daha çok nasihatler dinleyeceksiniz. Belki de ayın 1'inde, 1 Ağustos'ta. Ama bu haftanın genelinde daha az agresyon gösterseniz, daha çok uyumlu olsanız müthiş güzel olur. Kalabalıklarla yolculuklar, turlar, bunlar da söz konusu, gündeminiz olabilir sevgili ikizler. Ve özellikle 12. ev alanınızda Uranüs var. Boğa üzerinde. 12. ev alanınızda bir de Kuzey Ay düğümü var ve de Mars var. Agresyon sahibi olan daha çok siz olabilirsiniz. O yüzden söylemlerinize dikkat edin diyorum. Bazı konularda yavaşlatan, bazı konularda blokaj koyan, engeller koyan, birilerini engelleyen, konuşmaları susturan olabilirsiniz. İletişimi durdurmayı tercih edebilirsiniz. Tartışmayı tercih edebilirsiniz. Bunlara karşı biraz bu hafta sakin kalmaya özellikle niyet edelim. Üretken olalım. Kendimize üretken olalım. Hiçbir saatimiz, dakikamız boş geçmesin ve ekstra bir eğitim de alabilirsiniz. Özellikle 3. evinizde bir Aslan yeni ayı varken bazılarınıza çok ilginiz varsa, gerçekten ilgiliyseniz astroloji eğitimleri de öneririm. Ben de astroloji eğitimi veriyorum. Pek çok uzman arkadaşım da astroloji eğitimleri veriyor. Benden ya da bir başka uzmandan bununla ilgili destek alabilirsiniz. Sevgili danışanlarım, sevgili takipçilerim, 27 Ağustos'tan itibaren yepyeni bir eğitim dönemine başlıyoruz. Sadece ve sadece uzman astrologlar yetiştirmek üzere ve sadece bu işi çok ciddiye alacak olan arkadaşları bekliyorum. 27 Ağustos Başak Yeni Ayı ile birlikte 5 ay boyunca temel astrolojinin bütün parametrelerini sizinle birlikte masaya yatıracağız. Dolu dolu bir program, bir müfredat gelmiş durumda. Temsilcisi olduğum üniversitenin bütün müfredatını birebir uygulayıp onlar tarafından da uluslararası geçerli sertifikalarınızı hazırlayıp sizlere sunacağım. Ben eğitmeniniz ve aracı kurum olmuş olacağım ve bu üniversitenin diplomasını hak etmiş olacaksınız. Sertifikasını uzman astrologlar yetiştirmek üzere sadece bu işi çok ciddiye alacak olan 24 kişiyi bekliyor durumdayım. En verimli şekilde eğitim alacağımız sayıyı söylüyoruz. Sorular sorabileceğiniz, sorularınızın karşılığını bulabileceğiniz eğitimler için başvurularınızı bekliyorum.